Efendim? Çağatay. Efendim Feyza. Şirkete geldim. Güne senle kahve içerek başlamak istedim ama baktım yoksun. Bugün evde geçirmek istedim. Aa, neden? Bir şey mi oldu? Yok, genel durumlar işte. Ne iyi ne de kötü bir gelişme yok. Ben de bugün evde geçirmeye karar verdim. Çağatay, sen günü evde geçirmezsin. Bir şey olduysa söyle. Yanında olayım. Feyza. Sanırım evde kalıp tek başıma düşünmeye ihtiyacım var. Peki. Anladım. Her zaman yanında olduğumu bil. Olur mu? Biliyorum. İyi ki varsın. Sen de öyle. Kimin kötü anında yanında olduğunu bilmen gerek. Hiç kimse benim kadar önemli sevmez. Yengem, hayırdır, bir şey mi oldu? Yok senin yengen falan. Nerede o Çağatay? Bugün evde. Nasıl yani? Gelmedi mi şirkete? Yani gelecekti ama sonra vazgeçti. Sebebi neymiş? Vallahi bilmiyorum yenge. Ay tabii canım, sen zaten neyi bilirsin ki? Yediği halktan üstünü örtmeyi biliyorsun ama. Yenge. Neyse, ben eve gidiyorum, orada vereceğim ağzının payını. Ya yenge, bir durumu var. Evet var Seda'yı. Sen biliyorsundur eminim. Vallahi bilmiyorum. O zaman bilmiyorsan ben sana söyleyeyim. O Çağatay Efendi'ye söyle, benim oğlumu alamaz, tamam mı? Böyle bir şey aklından bile geçirmesin. Vallahi anlamadım. Yapma yengem. Sen tabii patronundan aldın talimatı. Benim Kumru'yu takip ettirdiğimi, hastaneye kadar bulduğumu biliyorsunuz. Seferber oldunuz metresin açıklarını kapatacağız diye. Ama benim oğlum bu konunun dışında tutun. Vallahi elimde kalırsınız hepiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Çağatay Bey'i görmeye gelmiştim. Buyurun, yukarıda. Çağatay. Beyza. İçime sinmedi. Seni bir görmek istedim. Kızım deli misin? İyiyim dedim ya ben. Sen dedin de ben sesinden anlamadım mı zannediyorsun? Çağatay, sen kötüysen ben de kötüyüm. Anlat bana, ne oldu? Galiba son yaşananlar biraz fazla geldi. Seni çok iyi anlıyorum. O kadar haklısın ki. Ama ben buradayım. Kumru Hanım. Evet. Yan tarafı kolaçan edin demiştiniz. Bir kadın geldi. Çok hoş biri. Yıldız mı? Hayır değil. Yıldız Hanım'ı tanıyorum. Bu başka biri. Ne demek başka biri? Daha önceden görmediğim biri. Tamam git sen. Üçüncü biri mi var yoksa? Çağatay beni de Yıldız'ı da uyutup başka biriyle mi birlikteydi aynı zamanda? Yok, olamaz. Bu kadarını yapamaz. Ya yaptıysa? Ya bunca zaman beni de aptal yerine koyduysa? Ben bunu kabullenemem. Ya işte bütün hepsi üst üste gelince bende kafa gitti biraz. Hepsini biliyorsun zaten sen. Ben senin daha fazla kafanı şişirmeyeyim, tamam mı? İyiyim ben. Sen hadi git. Yorulma daha fazla. Çağatay, belki doğru zaman değil diyeceksin ama benim de seninle paylaşmak istediğim bir şey var. Bu bakışını tanıyorum. Yani şu durumdan daha önemli ne olabilir diye düşünüyorsun büyük ihtimalle ama uzun zamandır içimde tuttuğum ve sana söyleyip söylememekte çok kararsız kaldığım bir şey var. Feyza, ne oluyor? Seninle bir oturup konuşalım mı? Gel. Oo. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Kumru. Sen nasıl bir adamsın ya? Kaç tane karakterin var söylesene. Kumru, ne oluyor? Anlamak istemiyorsun değil mi? Çünkü işine gelmiyor. Ama ben anladım. Sen insanları yedeklemeyi ne kadar çok seviyormuşsun ya. Kumru, saçmalamayı kes, ağzından çıkanı kulağın duysun. Ben şu anda saçmalamıyorum.
Ne oldu şimdi, sıra Feyza'ya mı geldi? Yoksa Feyza hep bizimle birlikte miydi? Kumru yeter. Çık dışarı, daha sonra konuşacağız. Şu an konuşacağız. Ben bir konuşabilir miyim? Her şeye bir açıklık getireceğim. Ya sen neye açıklık getireceksin Feyza? Senin de açıklayacağın bir şeyler olduğunu bilmiyordum. Madem hepiniz burada toplandınız, herkes eteğindekileri döksün bakalım. Bugün burada herkes her şeyi konuşmadan hiçbir yere gitmiyoruz.